Şimdi Sayın Özgür Özel, dün Doğan Tılıç'ı yaptığınız açıklama gerçekten geniş kesimlerde ilgiyle karşılandı ve manşet oldu. CHP lideri Özgür Özel bir güne konuştu. 1,5 yıl sonra seçim olur. Şimdi ilk başta yaptığınız açıklamalar vardı. Hani fırsatçı gibi gözükmek istemem. Seçimden birinci parti olarak çıktım. Tamam, ama şimdi bir sonraki seçime partimi hazırlıyorum. Biz iktidar olmak istiyoruz. Ama hemen şimdi erken seçim diyecek durumda değilim diyordunuz. Fakat şimdi dün itibariyle yeni bir açıklama mı geldi? Yoksa bu aslında daha önceki yaptığınız açıklamanın derinleşmesi mi? Bunu bir anlatır mısınız? Erken seçim olur mu? Olursa ne zaman olur? Ben ilk katıldığım, daha doğrusu sizin misafirimiz olduğunuz genel merkezimizdeki ilk programınızda da, ki benim ilk çıktığım yayındı, canlı yayındı seçimlerden sonra, orada da çok net demiştim. Ben 31 Mart seçimlerinde seçmene bir şey söyledim. Dedim ki bu bir genel seçim değil, bu bir yerel seçim. Burada yerel yönetici seçeceksiniz. Bir de verdiğiniz oy iktidar açısından bir sarı kart olacak. Bu bir kırmızı kart değil. O yüzden AK Partililer, MHP'liler, korkmadan, çekinmeden bize oy verin. İktidarı değiştirmek için değil, iktidarı uyarmak için oy verin. İktidarın değişeceği seçim bu seçim değil demiştim. Onlar da bize oy verdiler. İşte tablo böyle oldu Türkiye'de. Bu tablo olduğunun ertesi günü, gördünüz mü bak, ben birinci parti oldum, hadi erken seçim desem, üç şey çıkacak ortaya. Bir, hani sen söz vermiştin, hani bu yerel seçimdi, bak gördün mü, biz oyu verdik, bizim oyumuzla bize kafa tutuyor diyecek AK Partili seçmen. Birincisi bu. İkincisi, bak, bir fırsatçılık, dur bakalım daha ya, ülkenin ekonomik sorunları var, şu var bu var, seçimden yorulduk, daha dün seçim vardı, bugün yine seçim diyorsun. Erken seçimle ilgili bir de böyle bir mevzu var. Üçüncüsü de, ya neyinle istiyor? Erken seçim için 360 rey gerekiyor, oy gerekiyor parlamentoda, bizde var 130. Bütün muhalefeti toplasam 340. 360'a varamadıktan yetmiyor. Sonra yetmiyor. Yani pardon, MHP ile birlikte 340. Hele hele AK Parti MHP bir arada olduğunda mümkün yok. AK Parti'nin evet demediği bir erken seçim yapılamıyor. O yüzden de hem teknik olarak mümkün değil, hem seçimin ertesi günü olduğu için ben 31 Mart aratsa, ama her seferinde ilk günden beri şunu söylüyorum. Erken seçimi millet isterse kaçırılmaz olur diyorum. Evet. O günden beri bakıyoruz şimdi. Ülkeyi Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor MHP'nin desteğiyle. 10 bin lira en düşük emekli maaşına itiraz ediyoruz. Bırakın 10 bin lirayı asgari ücrete çıkarmayı, 17 bin lira yapmayı, en düşük emekli maaşını ellemeyeceğiz diyorlar. Yani Temmuz'dan sonra da dünya kadar emekli 10 bin lira almaya devam edecek. Asgari ücret 17 bin lira, açlık sınırının altında kaldı. Zam vermeyeceğiz diyorlar. Geçen sene 4 kez vereceğiz diyorlardı. 2'yi bile kabul etmediler. Ocak'ta verdiğimiz zam yetsin diyorlar. Ama enflasyon ilk 6 ayda işte %28'i zorlayacak açıklanacak enflasyonla. Gıda fiyatlarında %40 erimiş asgari ücret. Vermiyor. Memleketi Rize'de çay üreticisi isyanda. Konya'da, Adana'da, Tekirdağ'da buğday üreticisi isyanda. Bütün Anadolu'da. Üzüm üreticisinin, fındık üreticisinin de korkusu, bize de çok düşük taban fiyatlar verecek. Esnaf desen en berbat durumda olan onlar. Çünkü bu yoksul halkın hepsi birden veresiye yükleniyor. Markete gidip almıyor, mahallesinin bakkalına gidiyor. Borcunu ödemiyor, kredi kartları büyümüş. Esnaf eşinin dostunun kartıyla borcunu ödemeye çalışıyor. Bu şartlarda bir vurdum duymazlık var. Ve işin kötüsü, vatandaşa haklısınız demek yerine Türkiye'de her şey normal, muhalefet anormal dediler. Öyle olunca da ben de dedim ki böyle giderse vatandaş yavaş yavaş, hakikaten de seçimin ertesi günü erken seçim talebi %20 idi. Şimdi %50'lere geldi. Bu iş biraz daha yukarıya giderse erken seçim kaçınılmaz olur. Tarih olarak dediğimde de şunu söylüyorum. Hani 5 yıl var ya iki seçim arasında. Evet. Şimdi bunun tam ortası çok kritik bir yer. 2,5. yıl. Sayın Erdoğan eğer meclis seçimleri yenileme kararı almazsa bir daha aday olamıyor. Evet. 2,5. yılda şöyle bir noktaya geleceğiz. 2,5. yıl yaptı, daha 2,5. yıl var. Biz gel seçimleri yenileyelim deriz. Gelip aday olursa 2,5. yıl o koyar, 2,5. yıl biz koyarız ortaya.
tam ortasının öyle bir manası var. Çok enteresan. He. Ve kendine güveniyorsa gelir bir kere daha yarışırız. Yok, güvenmiyorsa artık geriye giden her gün onun seçimden kaçtığı gündür. 2,5 yıl, şimdi 1 yıl oldu. 1,5 yıl sonra. Tam ortasında 2,5 yılı var ama 2,5 yılı bitmiş. Gel aday ol, seçimleri yenilerim dediğimizde nasıl kaçacak? Ben gelmem, benim daha 2,5 yılım mı var diyecek. O zaman bir daha aday olamayacak. Siz politik olarak bir matematik yapmışsınız. Ya benim gördüğüm bu. Yani bu sistemde son adaylık ancak meclisin desteğiyle oluyorsa, meclisteki destekte bize de ihtiyaç varsa ve böyle bir şey yapmak için şöyle de bir şey söyleyelim. Seçimleri yenilemeye AKP ve MHP'nin de tek başına gücü yetmiyor. Bizim yetmiyor ama onların da tek başına yetmiyor. Hep birlikte karar alırsak olacak. Kaçmasınlar, yapalım deriz 2,5. yılda seçimi. Ha, ama son 6 ayı bekler. Mesela bekler. Oradan sonra 2,5. yılda onu kendisine söyleriz. Deriz ki burada diyelim ki 6 ay içinde seçim yapmazsanız daha sonrasına biz yokuz deriz. Çünkü o zaman bu 5 yıllık süresini 4 yılını kullanmış olacak. Zaten süre bitmek üzereyken hadi erken seçim yapalım da ben adaylığı alayım derse onu 2,5 yıl kala teklif ederiz. Ondan sonra kabul etmeyiz. Ha, tamam. O zaman herkes hesabını yapacak. Kimin gücü ne? Şöyle de bir şey olmasın yani. İnteresan şimdi. Bak, bunu ilk defa söylüyorsunuz. Evet, tamam. Evet. Ben buradan itibaren şöyle de düşünülmesin ya. Efendim 4 yıl seçimsiz bir dönem, bunu tek başına söylemek de olmaz. Bunu hep beraber söylememizin de şartları ortadan kalktı. Yani sen emekli mi benim 10 bin lira maaşa mahkum et. Asgari ücrete zam verme. Ama sırası geldiğinde sen bugün yok dediğin parayı 666 milyar lira birkaç tane müteahhitin vergi borcunu sil. Benim tarafım belli, senin tarafın belli. Bir kere daha sormak istiyorum. Ben anladım aslında, evet. Ama netleşsin diye. Şimdi çok net bir şey koymuşsunuz aslında ortaya. Yani Sayın Erdoğan derse ki ya ben bu 5 yılın 4 yılını kullanayım. Son 1 yıla doğru giderken de bir tarih vereyim. 6 ayda oradan kurtarayım. Zaten sürem neredeyse bitmek üzere. Erken değil. Kendisinin tabiri var ya, erken alınmış seçim. Öyle bir tabiri vardı onun. Böyle yaparsa buna geçit vermeyiz diyorsunuz. Yok, biz böyle gittikten sonra şartlar, biz bu kadar vatandaşın taleplerini dile getiriyorken ittifak ortağı işte ona yüz çeviriyor diye hiçbir talebi duymazdan gelip de taleplerin hiçbirini duymayıp memleketi bu hale getirirse biz önümüzdeki yıl bugünlerde erken seçim talebini dillendiririz ve tam 2,5. yılda kendisine kaçamayacağı bir teklif sunarız. Kaçarsa millet görür neden kaçtığını.